yoğun ve ağır kokusuyla tüketiminde çekince yaratsa da doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Sarımsak doğal tedavi yöntemlerinin yanı sıra yemeklerinde vazgeçilmez malzemelerinden biri. Peki bitkisel tedavide pek çok hastalığın şifası olarak görülen sarımsağın ne gibi faydaları var? Sarımsak ne işe yarar? Nelere iyi gelir? Belki de ilk defa duyacağınız faydalarını bu videomuzda öğreneceksiniz. Evet, insanlara ne gibi etkileri bulunmaktadır? Sarımsakta A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktadır. Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsağın ilk olarak Mısırlılar tedavi amaçlı kullandığını unutmayın. Sarımsağın içeriğinde %84'ü su, %13'ü organik madde, %1.53'ü inorganik madde olarak yer almaktadır. 33 çeşit kükürt bileşiği olan sarımsak, çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri içermektedir. Evet, sarımsağın sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için uymanız gereken şeyler var. Peki bunlar nelerdir? Sarımsağın içeriğinde bulunan allisin, yalnızca sarımsağın hücre duvarları hasar gördüğünde, rendelendiğinde veya kesildiğinde oluşmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmalar, sarımsağı kullanmadan önce ezmenin ve ardından yaklaşık 10 dakika buharla demlenmesine izin vermenin daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Bu enzim, allinaza koruyucu madde allisin üretmesi için zaman vermektedir. Sarımsağı sadece birkaç dakika pişirerek en uygun etki elde edilmelidir. Çünkü kükürt bileşikleri ısıya duyarlıdır. Evet, şimdi gelelim çiğ sarımsağın faydalarına. Bakınız vücudumuza ne gibi faydaları var. Çıbanları ve cilt yaralarını iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Kaslarda meydana gelen kramplar için büyük faydası vardır. Afrodizyak etkisi bulunmaktadır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi, cinsel performansı yüksek oranda artırmaktadır. Damarları genişletir ve kalp sağlığınıza çok iyi gelir. Sarımsak balla birlikte tüketildiği takdirde bağırsak parazitleriyle kurtlarını düşürmektedir. Ayrıca bağırsak gazlarının atılmasında etkili rol oynamaktadır. Öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlere iyi gelmektedir. Balgam söktürücü etkisi vardır. İnatçı öksürüklerinizi keser. Diş sağlığını korumaya çok büyük faydası vardır ve diş ağrısına çok iyi gelir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları hareketlendirir. Sarımsak mantar tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kireçlenmeye karşı iyi bir etkisi vardır. Sarımsak yutmak, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapmaktadır. Kolesterolü düşürür, idrar söktürücü özelliği vardır, yüksek tansiyona çok iyi gelmektedir. Hazmınızı kolaylaştırır, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur. Kan şekerini düzenleyerek şeker hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Hipoglisemik etkisi bulunmaktadır. Meme ve prostat kanserine karşı büyük faydası vardır. Tümörle savaşabilen bir yapısı olduğu söylenmektedir. Yeni tümör oluşumlarının önüne geçer. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Astım bronşite karşı büyük faydası vardır. Saç dökülmesine ve saç kırana karşı faydası vardır. Küsen kaşlara da iyi geldiği bilinmektedir. Evet, bağırsak kurtlarını yok eder. Sindirimin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanın incelmesinde yararları bulunmaktadır. Kan akışının daha iyi gerçekleşmesini destekler. Düzenli şekilde her gün sarımsak yutmak, kanser sorununun oluşmasını engeller. Aynı zamanda sarımsak yutmanın faydası bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Yaraları hızlıca iyileştirir. Kolesterolü engeller. Enfeksiyonlarla etkili bir şekilde mücadele eder. Bahsettiğimiz gibi büyük enerji kaynağıdır. Evet, şimdi gelelim sarımsağın zararlarına. Faydalarını saydık. Birçok faydası bulunmakta. Peki zararı nedir? Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağın da fazlası zararlıdır. Aşırı tüketildiğinde midede ağrı ve ciltte kaşıntıyla karşılaşılır. Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar. Kan inceltici özelliğinden dolayı kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalı. Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler. Evet, şimdi biraz detaylandıralım. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. En büyük etkilerinden biri bu. Peki nasıl bir etkisi var?
Sarımsak geleneksel olarak bağırsak problemleri, şişkinlik, fermantasyon süreçleri ve kramp benzeri ağrı durumlarıyla soğuk algınlığı ve grip için kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum kaynağıdır. Selenyum metabolizma, bağışıklık sistemi, tiroid bezi ve sağlıklı ciltle tırnaklar için önemli olan temel elementtir. Allisin ve kükürt bileşikleri, her türlü protein mikroorganizma ve parazitlere, bakteriler, virüsler, mantarlar, amipler, solucanlara karşı öldürücü özelliği vardır. Bu nedenle sarımsak, kimyasal antibiyotiklerin aksine, sağlıklı bağırsak florasının korunmasını destekleyen doğal bir antibiyotik olarak tanımlanmıştır. Bağırsak florası, bağışıklık sisteminin en büyük bölümünü oluşturduğu için sarımsak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Sağlam bir bağırsak, ayrıca besin maddelerinin daha iyi emilmesini ve kullanılabilirliğini sağlar. Bu da hücrelere daha yararlı ögelerin ulaşması anlamına gelmektedir. Sarımsağın bir başka en önemli özelliklerinden biri, mesane enfeksiyonlarına karşı etkisi vardır. Yapılan bir araştırmada, sulu sarımsak özlerinin hali hazırda antibiyotiklere direnç geliştirmiş olan bakterileri öldürebileceğini belirtmiştir. Bu bakteriler, her yıl milyonlarca insanı etkileyen mesane enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Sarımsak, idrar yolu enfeksiyonlarından dertli olan kişiler tarafından kullanılmakta ve bu sayede iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Sarımsak, kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Evet, sarımsağın anti-kanser özelliklerinin olduğu yüzyıllardır konuşulmuştu. Yapılan bir dizi çalışmayla bu bilgi kanıtlandı. Sarımsağın içeriğinde bulunan sülfür bileşenlerinin kanser önleyici etkisinin olduğu bilinmekte. Allisin dönüşümü yağda çözünen iki madde üretmektedir. Sarımsaktaki bu kükürt bileşiklerinin tümör oluşumunda yer alan iki işlemde etkili olduğu varsayılmaktadır. Bu bileşikler, bir yandan kanserojen maddelerin reaktivitesini azaltmakta ve emilimasyonunu hızlandırmaktadır. Böylece DNA daha az zarar görmekte. Öte yandan bu bileşikler kanser hücrelerinin büyümesini bozabilir ve böylelikle apoptoz, yani intihar yoluyla hücre ölümlerini başlatabilir. Bunu yaparken tümörlerin yayılmasını engeller. Sarımsağın kolon kanseri, mide ve yemek borusu kanseri, akciğer ve meme kanseri için önleyici etkileri kanıtlanmıştır. Bir başka faydası, kanser riskini azaltır. Akciğer kanseri konusunda Çin'de yapılan iki araştırma dikkat çekiyor. Hem sarımsak hem de yeşil çay bu nedenle bu kanser türünde koruyucu faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Bilim adamları sarımsak ve yeşil çayın tipik akciğer kanseri risk faktörlerinin sigara içmek, kızarmış yiyecekler, yemek ve benzeri etkisini azalttığını öne sürmektedir. Evet, sarımsak karaciğeri korur. Hücre duvarlarını güçlendirerek organizmanın kendisine zararlı olan toksik maddelerden arınması işlemi olan detoksifikasyon işleviyle karaciğeri destekleyerek yıpranmasını önler. Ayrıca sarımsak, ağır metal zehirlenmesinde olumsuz sonuçlarını azaltmak için kullanılmaktadır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.